Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizler için SmartPay'den bahsedeceğiz. SmartPay projesi ne işe yarıyor ve NFT sektöründe ya işte DeFi sektöründe nasıl bir iz bırakmıştır, bunlardan bahsedeceğiz. Bunu da söyleyeyim ki bu proje İndonezya'ya ait olan bir projedir ve İndonezya olduğu için burada yapılan birçok işlemler var, işte ödeme sistemleri olsun, 3D jenerasyonunda kripto paralarla ilgili yapılan işlemler olsun. Ve paralarla ilgili olarak gateway ve kripto gateway ve transaction barını yani işlemlerini yapabileceğimiz ve aynı zamanda POS yani bankamatik gibi şeylerden, postomatikten yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgiler verilmektedir burada. Ve SmartPay bizim aynı zamanda kripto para gibi satın alabileceğimiz ve satabileceğimiz bir kripto paraya sahiptir. Ve bunlarla ilgili söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada Discover More bölümünde girdiğimiz zaman e-commerce, blockchain, crypto solidity diye Smart'ı İndonezya'ya gösteriyor. Bakın burada da proje ile ilgili ürünler kısmına baktığımızda burada ürünlerini görüyoruz. Burada Smart Pay Token var. SPY Token adresi. Girdiğimiz adrestir bu. B2B, B2C, C2C olarak işlemleri yapılıyor ve NFT isminde de yer alıyor. Ve burada mini Tokyo sitesi var, Smart Tokyo var, kripto parayla ilgili olarak mini Tokyo sitesine de bakabiliriz. Bu açılana kadar devam edelim. Ve bu projenin aynı zamanda Matrix Hybrid ve Blockchain'e ait olan Nemot bölümü var. Buna bakabiliriz. Sonrasında Smart Possumium var. Smart Possumium üzerinden POS işlemleri hayata geçiriliyor. Mesela burada Smart Indonesia'nın paneline giriş yapabiliriz. Aynı zamanda diğerinde de burada da loginler var. Aynı zamanda Smart Pay üzerinde olan işlemleri biz White Paper'ına bakarak buradan da bakabiliriz. Projenin ne işe yaraması ile ilgili olarak Spy Map bölümü var, Abstract bölümü var, Spy Token bölümü var. Bunların ekosistemini aynı zamanda sistemi nasıl çalışması ile ilgili de bilgileri bilir bakacağız arkadaşlar. Burada projenin DeFi by Spy olarak yani merkeziyetsiz ve merkezi işlemlerden ibaret olduğunu söylüyor. Ve SPY token'i var buna ait olarak. Ticker SPY Eider. BEP20'dir yani Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor. Ve her dakikada bir blok zincirine sahiptir. Yani blok çözümlemesine. Ekosistemine baktığımız zaman toplulukla ilgili olan işlemler var. Ve anında ödülleri var. Ve büyük komünitesinden yani ekosisteminden bahsediliyor aynı zamanda. Burada da blockchain olsun, staking, farming işlemleri, swap, hold işlemleri, community sistemi, smart POS, blockchain remote ve diğerlerini gösteriyor. SpyMap'a baktığımız zaman burada da 2021-22. Yıldan başlayarak işte borsalara girmiş olsun ya işte diğerler olsun söylüyor. Ve SpyCake'de %5'lik bir pre-sale dönemi, %35'lik bir burn yani yakılma işlemi. Burada %5'lik bir grafiklerle ilgili işlemler, %10 marketing işlemlerine ayrılmış ve böylelikle devam etmiştir. Ve bu projeyle de ilgili olarak da bölümleri birer birer kontrol edeceğiz ve bakacağız arkadaşlar. İngilizce veya İndonezya dilinde bakabilirsiniz ve burada da yol haritası bölümünde 2021'de sistemin Crypto Gateway'in hazırlanması, sonrasında CoinGecko'da CoinMarketCap'te PancakeSwap'ta listelenmesi ve sonrasında bloklarla ilgili olarak, Nemot Blockchain ile ilgili olarak bilgilerin verilmesi, infrastrukturun hazırlanması, POS'un mining sisteminin hazırlanması ve NFT marketplace, sonrasında da Tokyo, Swap, Validity Chain, Staking ve Farming işlemlerinin yapılması diyor. Tokenomics'inde de bu işlemleri görebiliriz. Smart Contract adresini görüyoruz ve diğer işte Mini Token ve Spy Token var. İki tane token var. Bu iki tokenin de yakılma işlemleri olsun ya işte diğer tokenomics'lerini izleyebilirsiniz. Ve burada da CEO aynı zamanda founder Yanton Reva'nın sözleri var. Burada Facebook sayfası ve aynı zamanda Medium'u da görüyoruz. Spy Token ile ilgili olarak da birçok yerlerde listelenmesiyle ilgili olarak bilgiler var ve partnerler kısmında VCC Scan, TechRate, CoinMarketCap, PancakeSwap, DGSD Exchange, Hot Bitcoin, Tiger, CoinSpeed, CoinGecko, Gateway gibi siteler gösteriyor. Ve burada da bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu projeyle ilgili olarak verilen bilgilerdir. Ve burada sosyal medya kanalları var. Bunları takip edebilirsiniz. Facebook üzerinden bakabilirsiniz. Burada birçok resimler falan da yerleştirmişler işte Spy Token ile ilgili olarak. Sonrasında Instagram üzerinden bakabilirsiniz. Burada Spy Token ile ilgili olan
coin ticker'da listelenmiştir ya, buradaki fiyatını gösteriyor. Yüzde kaçlıklık artış olduğunu gösteriyor. SPYWAY üzerindeki işlemlerini. Ve diğer işte postlarla olsun ya işte diğerleriyle ilgili olan tüm bilgileri buradan görebilirsiniz, bakabilirsiniz sistemin çalışmasından. Ve sonrasında burada Twitter hesabı var. Twitter hesabında Spy Global ve Spy Indonesia olarak bilgilendirmişler. Burada işte kripto paralarla ilgili olarak bilgiler var ve CoinTiger'ın üzerinde olan CoinTiger XSPY bölümü var ve buradan listelenme ile ilgili bilgiler var. Ve Secret Box'ta 100 USD'lik bir ödülden bahsediliyor. Ve burada da işte CoinTiger üzerindeki listelenmesini ve diğerlerini buradan da takip edebiliyoruz arkadaşlar. Burada aynı zamanda projeye ait olan diğer haberleri de görebilirsiniz. Pi Token'in fiyatı ve aynı zamanda nerelerde listelenmesini görebiliriz. Spy Token ile ilgili diğer haberleri görebiliriz. Yenilikleri, inovasyonları hepsini Twitter ve aynı zamanda diğer sosyal medya kanalları üzerinde takip edebiliriz. Mesela CoinTiger'da XSPY Official Launch olmuştur. Burada bununla ilgili olarak bilgi var. 24 Eylül tarihinde bu işlem yapılmıştır ve single price 1.5 SP'ye, package price de 15 SP'ye olarak verilmiştir bu box'ta. Ve diğer bilgileri de burada görüyoruz arkadaşlar. İşte Mystery Box üzerinden işlemler yapılmış. Ve birçok işte CoinTiger'la ilgili olarak bilgileri burada birçok dillerde görebiliriz. Ve aynı zamanda CoinTiger'ın da linkini vermişler ki burada da işlemleri gösterebiliriz arkadaşlar. Ve Türkçe'de aynı zamanda grupları falan da var. Spy Token ile ilgili olarak da Spy Token'in kendi adresinde belirtilen SPYWSD'nin CoinTiger üzerinde listelenmesiyle ilgili olarak da bilgiler var. Aynı zamanda sadece olarak bu listelenme ile ilgili değil, biz Smart platformunu Google Play üzerinde de görebiliriz. Indonezya'ya ait olduğunu görüyoruz burada da. Birçok insanlar indirmiştir. Burada ürünler var ve bu ürünleri biz Spy Token'in de alabiliriz. Bunlarla da ilgili olarak markette aynı zamanda marketleri var. Market bilgilerine de bakabilirsiniz ki burada da işlemler gidiyor arkadaşlar ve devam ediyor. Yani Spy Token platformu, Smart platformu diğerlerine baktığımız zaman yani ortada bir iş var yani. Bunun için de diğerlerinden farklıdır. Çünkü gerçek işe dayanılır ve kendilerini de blockchain'e adamışlar, DeFi merkezi yaratmışlar ve sistemi bu türde devam ettirmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, CoinTiger üzerinde SPY'ın listelenmesini görüyoruz. Büyük bir artış yakalanmış. 1.39'lara gitmiş ama nerelerden gitmiş? Çok aşağı fiyatlardan gitmiştir o fiyata. Ve burada da işlemleri görüyorsunuz. Alış satışları ve diğerlerini de görüyoruz. Aynı zamanda Pucoin üzerinden bakabilirsiniz. 14 milyon dolarlık bir ciro gözüküyor burada. Ve 100 milyon adet tokenden basılmış durumda. Ve burada da fiyatı ile ilgili bilgileri görebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada da al sat işlemlerini görüyoruz. Ve bununla yanaşır arkadaşlar. Bu tokenle ilgili olarak biz BizSiScan'de izleyebiliriz. BizSiScan üzerinde bu tokenin işlemlerine bakabiliriz ve 100 milyon adet üretilen Spray Token'inin şu anda 2793 kullanıcısı var ve PancakeSwap üzerinde, Hotbit üzerinde birçok yerlere listelenmiştir ve burada da bakın işlemlere bakabilirsiniz. Buradan mesela Trade'e tıklayarak, bakın burada Trade var. Trade'e tıklayarak buradan PancakeSwap üzerinden işlemleri takip edebiliriz ve işlemler yapabiliriz. PancakeSwap üzerinden de alışı gerçekleştirebiliriz. Bunun için neler gerekiyorsa bunları da göstereceğim sizlere. Yani ilk önce bu token'i buraya import etmek gerekiyor ve sonrasında Canonic Wallet diyerek MetaMask veya herhangi bir cüzdana bağlanarak buradan mesela bir Binance'e biz kaç SP token alabiliriz? 1476. Bunların hepsini buradan görebiliriz. Ya işte BNB veya herhangi bir diğer coin'lerle, token'lerle işlem yapabiliriz arkadaşlar. Ve sonrasında diğer işte borsalarda da Hotbit gibi veya birçok borsalarda da bu tokenle ilgili olarak işlemler yapılabilir. Aynı zamanda bu burada da görmüş olduğumuz gibi DigiX'te, DigiAsset'te, Hotbit'te, CoinTiger'da, CoinSwap'te de listelenme işlemleri bu tarihlerde gerçekleşmiştir. Yani birçok borsalarda olması da güzel bir şeydir. Evet arkadaşlar, bu projeye ilgili sizlere söylemek istediklerim bu kadar. Projeyi kendiniz de araştırabilirsiniz. Eğer ki güvenirseniz proje tokenini alarak ileride daha pahalı satarak kar da elde edebilirsiniz.
Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yeni videolarda, yeni projelerde görüşmek üzere. Sağ olun.